Merhaba FCM Blog takipçileri, yeni bir maraton yayınından yine Osman Murat Çetinkaya ile beraberiz. Her pazar akşamının değişmez adresi maratonla beraberiz. Merhaba hocam, nasılsın? Merhabalar. Sen nasılsın? İyisindir umarım. Ben Ha, iyiyim. iyiydik. İyiydik vallahi, nasıl olsun. İşte uğraşıyoruz. Ankara'nın soğuğuyla olsun, okul hayatıyla olsun. Bunlarla Kar uğraşıyoruz. yağdı. Kar yağdı. Bereketiyle geldi kar. Az yağdı ya. Doğru, az yağdı. Ona rağmen buradan da bir eleştirim var hemen. Hele bir yapalım. Ya kardeşim, bu yollar ne ya? Azıcık karda bu kadar olur mu? Her taraf kaza ya. Buradan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Bu şekilde olmaz. Daha çok yağsa herhalde o zaman hiç yola çıkamayacağız. Böyle olmaz. Buradan da mesajımızı verelim. Tüm Ankara halkının sesi olalım. Neyse. Direkt şeylerle başlayalım. Bu hafta yorumlarla başlayalım. Geçen hafta yapılan yorumlara teşekkür ediyoruz. Oradan başlayalım hemen. Evet, İlk yorumlarla yorumu başlıyoruz. okuyayım ben. Bak, yorumlara ne kadar değer verdiğimizin göstergesi. Kesinlikle hemen. Adam belki sonunu izlemez. O yüzden yorumlarla başlayalım direkt. Sorusunun cevabını alsın. İlk soru direkt sana gelmiş abi. Okuyorum. Emre Ozman yapmış yorumu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Osman Burak hocam, Türk futbolunda soyunma odasına, teknik direktörü, oyunculara dışarıdan müdahale olduğu sürece devrim olmaz. Soyunma odasında teknik direktöre ve oyunculara fırça, kağıda yazılmış olan girecek çıkacak oyuncu listesi veya yazılmış taktik düzen ve tabii ki maddi imkansızlıklar. Örnek Eskişehirspor. Oyuncu maç sonu formasını değiştiremiyor. Eskişehir'de teknik direktör ne yapsın bu imkansızlıklarla? Maddiyat ve liyakat Türk futbolunun geleceğidir hocam. Değerli yorumlarınızı beklerim. İyi yayınlar demiş. Direkt sen başla abi. Direkt seni şey yapmış arkadaş. Muhatap almış. Teşekkür ediyoruz. Şimdi o gün ben şey demiştim ya, Çağdaş Atan Türk futbolunun geleceği demiştim. İşte taktik devrim yapıyor aynı zamanda demiştim. Geçen bölümde. Onun üzerine o da öyle olmaz diye cevap vermiş. Yani taktik devrim Türkiye'de kolay kolay olmaz demiş. Bunu da sebeplendirmiş. Ama söylediği şeyler doğru aslında. İmkansızlıklar var ama benim her zaman iddia ettiğim şey takımlar mevcut potansiyelini sahaya yansıtamıyor. Mevcut potansiyelini diyorum bak. O yüzden eleştiriyoruz biz. Yani şu an Eskişehirspor'dan futbol falan beklediğimiz yok da Süper Lig'deki takımlar, bazı birincilikteki takımlar oynaması gereken oyunu oynayamıyor. Bunun sebebi de hocaların futbolu bilmemesi. Açıkça söyleyeyim yani. Ama şimdi yeni yeni Çağdaş Atan, Şenol Can gibi daha yenilikçi hocalar geliyor. Onlar da eleştiriliyor tabii. Çünkü yeniliğe kapalı bir ülke burası. Bunlar geldikçe ligin çevresi yavaş yavaş değişiyor. Bence değişmeye de devam edecek. Benim şeyim o yönde, benim görüşüm o yönde. Buna cevabım işte şu an bizim sahada gördüklerimiz takımların var olan potansiyelinin de altında. Türkiye futbolunda harcanan paralar diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığında, Doğu Avrupa ülkelerine karşılaştırdığında onlardan çok daha fazla. Burada baskı var diyorlar mesela buna cevap olarak. Doğu Avrupa'daki tribündeki baskılar buradan daha fazla. Onu da söyleyeyim yani. Oradaki tribünler daha ateşli. Özellikle Balkan ülkelerindeki tribünler. Neyse. Benim cevabım bu şekilde bu soruya. Sen de istersen bir değerlendirme yap. Ben şöyle söyleyeyim, baskı konusunda ve maddi imkansızlıklara bakarsak, yani Yunanistan'da baskı daha fazla. Yani PAOK'un işte bu taraftar gruplar başkanları tehdit ediyor falan, böyle suikast girişimleri olan yerler var. Adamlar maddi imkansızlıkta daha fazla. İşte Beşiktaş 30 dakikada üçlemişlerdi. Onu da hatırlatmak isterim sana destek olarak. Yani o kadar da kötü durumda değil yani. Seviye tam kötü durumda. Hiçbir zamanda belki bu yönetimlerden dolayı hiçbir zamanda işte top seviyeye, en üst seviyeye çıkamayacak belki Türk futbolu. Ama belirli bir seviyenin de kendi seviyesinin altında bence şu an. Yani belirli bir potansiyel var. Ve bunu hocalar aşar yani. Türkiye'de her zaman yönetimler kötü oldu.
Hiçbir zaman şey olmadı yani. İyi bir yönetimi gelmedi. İşte Faruk Süren diyorlar. En başarılı başkandır. İşte bir Süper Kupa getirdi. Bir Avrupa Kupası. Dört şampiyonluğu var. Onun bile işte nelere çıkıyor mesela. İşte maaşlar ödenmemiş. Yanlış oyuncu tercihleri vesaire. Oradan Fatih Terim hocalık farkıyla bir şeyler çıkartmıştı. Yani burada yine hocaların belirli bir gelişimle buradan çıkartması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu şekilde cevaplayayım soruyu da. Şimdi ikinci soruya geçelim o zaman. İkinci soru Hüseyin Can'dan gelmiş. Ona da teşekkür ediyoruz. Demiş ki yayınlarınızı uzun süredir beğenerek takip ediyorum. Biz de takip ettiği için kendisine de teşekkür ediyoruz. Ve şimdiye kadar ne söylediyseniz çıktı. Yani bunları hep konuşuyoruz. Bu konuda sizi ciddi manada tebrik ediyorum. Size teşekkür ediyoruz. Size sorum şu. Türkiye'de büyük takımların eninde sonunda vazgeçecek dediğiniz yanlışları veya kadro bazında hatalı bulduğunuz seçimler neler? Şimdiden teşekkür ederim demiş. İyi bir soru bence. Direkt seninle başlayalım. Sen başla buna. Ben mi başlayayım? Aynen sen başla. Şimdi ilk Öncekine ben önce başladım, buna da sen başla. Türkiye'de büyük takımların ilk önce şeyden vazgeçecek bence hepsi. Bu çift önlü ben o sistemleri var ya. İşte Ozan, Gustavo gibi, Atiba Joseph gibi. Yani bir şeyden sonra bir yerde bu kırılacak ya da biri gelecek silme gidecek, silme şampiyon yapacak. Tüm şeyi değiştirecek işte. Diğer takımlarda şey yapacak yani artık yani bu şekilde olmuyor. Biz de buna dönmeliyiz de gelecek bence. Bu orta saha yapılarında ben değişeceğine inanıyorum. Çünkü mesela şu Galatasaray'ın orta sahasını düşünün şu an. Belhanda Taylan, Emre Kılınç gibi. İşte zamanında Beşiktaş'ta Atiba Oğuzhan Sosa gibi. Bu örneği çok vermiştik. İşte ondan önce hangi takımı? Ondan önce pek yok öyle de. Yani bu takımlar Apia. şeydi. Bu Apia Apia Aurelio. Evet Aurelio'nun tek başına götürdü. Daum'un korkunç Fred'in kabusu gibi Galatasaray camiasına çöktüğü dönem. Selçuk İnan. Selçuk İnan Melo keza. İşte 4-4-2'li bir sistemde o da. Yani bu tarz tek defansif adam yani şey profil olarak tek defansif adamın olduğu düzenlere geçecekler bence. Geçilmesi de gerekiyor yani bunlar şey kalmadı sizi. Rakip takımı açmanız gerekiyor. Açmak için de kaliteli oyuncuya ihtiyacınız var. Beşiktaş mesela Atiba Joseph oynuyor. Çok sıkıntı yaşıyor. Yani bakmayın iyi gittiğine. Ankaragücü maçı mesela. Çözemediler maçı. Pozisyonu yok. Ankaragücü'nün daha net pozisyonları var. İlk 30 dakika 3-0 olur Ankaragücü. Yani o biraz şansa veya şeye bağlı. İşte nasıl desem rakibin o günkü performansına bağlı olarak Beşiktaş'ın devamlılığı sağlıyor. Bence bundan vazgeçecekler. Ondan sonra vazgeçecekleri şey yani geriden pasta çıkmak için stoperleri biraz daha şey tercih edeceklerdir bence bir süre sonra. İşte daha pasör isimlere kayacaktırlar. Onu düşünüyorum. Başkaları yani öyle aklıma gelen yok. Sen daha uzmansın bu konuda. Daha iyi şeyin var. Yo, Analizlerin var estağfurullah. da. O yüzden sana geçelim direkt. Bence dediklerin doğru bence de. Ben hepsine katılıyorum. Ben de onları söylerdim senden önce konuşsaydım. Ek olarak alan savunmasına geçmeleri lazım. Çok adam odaklı. Tabii eski tip adam adama savunma olmasa da şimdi savunan takımlar Anadolu takımlarında büyük takımlarda da öyle de Anadolu takımlarının hani savunma ağırlıklı takımları var. Bunların daha iyi savunma yapması lazım. Ama onlar şu şekilde savunma yapıyor. Mesela savunan takımın sağ kanat oyuncusu, sağ öndeki kanat oyuncusunun savunmadaki tek görevi rakip beki kovalamak, rakip beki tutmak. Bu adam odaklı bir savunmanın göstergesi yani. Sen rakip bekten sorumlusun. Öbür kanat da o bekten sorumlu. Orta saha ikilin işte rakip orta saha ikiliyi tutuyor. Şimdi savunan takım bunları yapıyor. Kanat beke baktığı için kanat oyuncusu kanada çok yaklaşıyor. Arada boşluk açılıyor yanındaki orta saha oyuncusuyla. O merkezdeki alanları da değerlendirecek herhangi bir hücum takımı yok. O da çok sıkıntı. Bu kadar boşluk varken o iç boşluklara hücum yapan takımların da adam sokması lazım. Bu boşlukları değerlendirmeyi nasıl değerlendireceklerini bulmaları çözmeleri lazım takımların bence.
Bu konuda kolay bilgimiz var aslında. Hücum yapan takım için kolay bilgimiz var bence. Çünkü rakipler çok boşluk veriyor. Savunan takımlar adam odaklı savunduğu için çok kolay manipüle edebiliyor hücum yapan takımlar. Ama deneyen çok fazla hoca yok. Onun haricinde yerden oyun kurmaya çalışıyorlar. Yerden bu kronik bir hata mesela. Herkes yapıyor bunu. Yerden oyun kurarken sadece stoper geliyor iki tane. Bir de ön libero geliyor. Üç kişi oluyorlar. Üç kişiyle top çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer oyuncular uzakta bekliyor. Böyle olunca stoper uzun oynuyor yani. Bir şey değişmiyor. O zaman yerden oynamayın. Boşu boşuna genişletmeyin takımı. Bunu daha önce de söylemiştik. Bunu değiştirmeleri lazım. Başka ne var? İşte hücumda beklerin bindirme zamanlaması falan. O planlar çok çok aksak yani şey değil. Çok planlı gözükmüyor. Bu şekilde ekleyebilirim sana yani. Başka da bir şey gelmiyor aklıma. Yani ben de şöyle düşünüyorum, eklenecek bir şey var mı diye de aklıma pek gelmiyor. Yani büyük takımlar için kronik sorun çok aslında da, yani zaten bir geri kalmışlık var, taktiksel anlamda bir geri kalmışlık var. Şu an Alanyaspor şey mesela, bu sezon mesela ligi silme götürebilirdi sağlam bir takım mesela. Çünkü Alanyaspor haftalardır kaybediyor, adamlar ikinci ya. Şu lig silme gitmez mi ya? Nasıl olabilir böyle bir şey yani? Silme gitmesi lazım birinin bu ligde. Benim görüşüm yani. Yani o yüzden hocaların da çok övülecek tarafı yok. Özellikle büyük takımdaki, Anadolu takımındaki hocalar ayrı. Yani mesela bugün bir Sumidika veya Çağdaş Atan yine kötü gitse de bence önemli işler yapıyor ikisi de. Buna ikinci bölümde değiniriz. Aklıma bir şey gelmiyor. Senin var mı ekleyeceğin bir şey? Yok, benim yok. Şimdi buradan direkt Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Trabzonspor deplasmanındaydı. 2-0 gibi net bir skorla kazandı. İlk önce seninle başlayalım. Oyun nasıldı? Maçın hakkı bu skor muydu? Veya Galatasaray'da bir değişim gördün mü? Oyun hiç beklediğim gibi değildi aslında. Ben daha çok Trabzon kapanır, Galatasaray sürekli hücum yapar diye bekledim. Trabzon'da diğer Anadolu takımlarına göre hücum hattı daha iyi olduğu için kontralarda Galatasaray'ı sıkıntıya sokar diye düşünmüştüm. Aslında böyle başladı. Giannini'nin kaçırdığı bir tane pozisyon var maç 0-0 iken mesela. Ben o maçı o doğrultuda gider diye bekliyordum. Sonra Galatasaray'ın dikini düştü bayağı hücumda. Trabzon topu almak zorunda kaldı. Trabzon topu almak zorunda kalınca da o kadar beceriksiz ki. Beceriksiz ve plansız. Onun için maç böyle ortada devam ediyordu. Trabzon'da açılınca Galatasaray ilk bulduğu hani rahat hücumda, açık hücumda golü atabildi yani. O yüzden rahat bir maç oldu Galatasaray için. Ama sonlarda tekrar Galatasaray biraz iyice gömülme psikolojisine girdi. Zaten savunmada yerleştiği zaman iyi değil demiştik geçen yayınlarda Galatasaray için. Hiç iyi değil hatta yani ortalamanın da altında. O yüzden hani hücum istese de boş kaleye bile hücum yapamayacak bir görüntü veren Trabzon bile sonlarda pozisyona girdi. Orada da bayağı beceriksizlik ortaya çıktı. Ama onun haricinde Galatasaray'da olumlu şeyler de vardı. İşte bireysel performanslar vardı. Oğulcan idare edebileceğini gösterdi kimse olmadığında Santrfor'da. Onun için hani çok gol atmasa da skorer bir profil olduğunu söylemiştik önceki yayınlarda. Önümüzdeki zamanlarda da gol atma potansiyeli var demekti bu. O da hani ceza sahası içinde etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Hem topuyla verdiği pasta hani orada tek pas verebilen oyuncu özeldir yani. Hem de golüyle. İlk golünü de atmış oldu. Ama bence kanat devam etmesi lazım. Tabii hani santrfor olur mu tartışmaları çıktı. Onun haricinde Twitter'da Galatasaray Arda'yı çok övdü. Onu anlamadım. Hani orada yine geçen diyorduk ya yüce gözlerdi. Ama burada tek kaldık. Yani bu sefer gerçekten tek kaldık. Senin düşüncen ne bilmiyorum da şu an ben Arda normal standart bir oyun oynadı diye gördüm. Ama Arda'nın şey oldu ya, skorerlik olarak mesela Galatasaray'ın bir skorer sorunu var diyoruz ya, ben Arda 3 gol yaptı son 5 maçta, 5 ya da 6 maçta. Galatasaray mesela böyle bir kanat oyuncusu yoktu şu an. O konuda bir şey yaptı yani, bir yardımı dokundu. Doğru yerde topla buluşarak, yani doğru yerdeydi. Ben de çok ekstra bir şey görmedim yani. Zaten 60'tan sonra zaten hiç yoktu. 50'den 55'ten sonra. Lafını kestim, sen yine devam et buradan. Sonra ben yorumlarım.
İşte Arda'yı söyleyecektim. Arda'da da ben çok ekstra bir şey göremedim. Abilik yapıyordur onu ona bir şey diyemem de. Saha içinde yine golünü attı tamam da. Şimdi Arda zaten ceza sahasına yığıldığında golcü özellikleri olan bir oyuncu aslında. Onu kariyeri boyunca gösteremese de Barcelona'da bir dönem göstermişti. Neymar'ın sakat olduğu dönem göstermişti. Orada ceza sahasına çok yığıyorlardı oyunu. O da sinsi, şey akıllı, kurnaz bir oyuncu yani. Sinsi demeyeyim de. Hemen topu nereye gidebileceğini falan anlıyordu. Tek dokunuşla golü atıyordu. O tarz şeyleri var Arda'nın da. Bu yanıltıcı olur bu attığı 3 gol bence. Çünkü o pozisyonlar çok Her zaman gelmiyor. vermez o katkıyı. Her zaman veremez yani. Bulamadı Güvenemezsin. mı? Evet, bir de onu bulacak diye Arda'yı oynatırsan kanatta senin feda ettiklerin daha fazla olur saha içinde. Bir kere kanatta tamamen durağan bir adam var yani. Başka bu bir sürü eksisi var bunun. Bence bu Galatasaray'ın ön hattı için ideali Oğulcan'la Babel'in bir arada oynaması. Bence ikisi de kesinlikle sahada olmalı. Hem hareketlilik anlamında hem forvet hattındaki aktiflik anlamında işte gerideki isimlerle bağlantı kurabilmesi anlamında. Çünkü ben yani Falcao'nun artık dedem rahmetli olmuş. Çok şey yok. Daha hala sağına soluna çekiyor kardeşim. Vursana tekte ya. Bir pozisyon var ya. Bugün Twitter'da da şey oldu işte. Gördüm. Soluna çekti mi? Dedim çatala herhalde vuracak bu sefer atacak. Ya vursana kardeşim. Niye sağına sola? Sağına çekti kaybetti ya. Ne gerek var? Ya Falcao'nun bence bitmiş be. Galatasaray kariyeri de bitmiş bence. Gidecektir Ocak ayında. Cagney'de şey o adam değil zaten. Bağlantı oyuncusu hiçbir zaman olmadı yani. Öyle bir profilde de değil. Adam yanına pas vermekte zorlanıyor ki Oğulcan'ın yaptığı asist yapamaz mesela. Ama Babel yapar o işi. Babel'den o işi, o katkıyı alabilirsin. Oğulcan da yine kanatta değerlendirmek mantıklı. Tam sınırlı bir yetenek ama şeyi oynuyor yani özverili oynuyor. Bazen oyuncunun yeteneğinden ziyade özverisi de önemli oluyor. İşte bunun en iyi örneği Manchester City bu seneki yaşadığı düşüşü işte geçen seneki düşüşü yetenekli bir kadro. Belki Premier Lig'in en yetenekli kadrosu ama özveri olmayınca ekstrası olmayınca bir takımın o da sıradanlaşıyor zamanla. O yüzden Oğulcan özverili oynuyor. Şey anlamında da iyi mesela savunma anlamında da iyi bana göre. Yani işte stopere baskıyı zamanında yapıyor. Oyunu zamanında stopere basıp topu yönlendiriyor. Bu anlamda da iyi. Maça gelirsek de şeyi gördüm ben Galatasaray'da. O kadar da iyi bir oyun yoktu bence. Yani Trabzonspor'a karşı işte çok övüldü. Bence o kadar iyi oyun yoktu. Hatta Karagümrük maçında bence daha iyiydi. Göztepe maçında da o kadar iyi değildi bence Galatasaray. Karagümrük maçı bence daha ideal bir yapıya, ideal bir oyundu bana göre. Oyuncu profilleri değişebilir yani şey olarak ama ideal yapı oydu bence. İşte Oğulcan vardı, Cagne vardı. İki tane kanat özellikli diyorum. Forvet özellikli oyuncu. Skorer oyuncu bunlar. Bu yapı daha doğru bence. Galatasaray'da Feghouli işte mesela merkezdeydi bu maç. Feghouli, Belhanda, Taylan gibi gördüm ben. Sen nasıl gördün bilmiyorum ama şey yazmışlar. Emre Kılınç orta saha yazmışlar. Ben Emre Kılınç'ı hiç orta sahada görmedim bu maç. Hep sağ kenarda bence. Sen Ben de nerede gördün? Öyle kenarda dedim. gördüm Emre'yi. Ben Feghouli şaşırdım içteydi yani. Feghouli. Feghouli içteydi. Belhanda ile ikisi. Taylan arkalarındaydı. Ben öyle gördüm. Bugün şey yazmışlar. Doğru. Emre Kılınç orta sahaydı vesaire yazmışlar. Bence tam tersiydi. Şey var mesela Galatasaray bekten yardım almadığı zaman bayağı sıradan bir takım haline geliyor. Yani bekler çok önemli Galatasaray'da işte Saracchi olsun, Omar olsun sürekli bindirmesi gerekiyor. Yani sürekli hücuma katkı vermeli ki Galatasaray o sıradanlığını kaybetsin. Şeyler işte Arda ile Emre Kılınç sürekli içte konumlanıyor. O kenarları sürekli kullanmak zorunda Galatasaray. Yoksa çok dar bir yapı kalıyor. Yani aşırı dar bir şekilde kalıyor. Bu da hücumda çok kısır bir yapı oluşturuyor Galatasaray için. Bekler çok önemli dedim. Bir de şey vardı mesela. Omar çok gitmedi bu maç. Yani taktiksel mi yoksa Vakayeme'den mi korktu? Vakayeme hiç gitmiyor geriye. Yani devasa bir alan var geride. Bek tek başına kalıyor. Hiç gitmedi Omar mesela. Hiç kullanmadı Galatasaray. Sürekli solda kaldı. Yani o bir taktiksel şey miydi acaba? Sen gitme buraya işte Vakayeme tehdit diye şeklinde uyarıldı mı bilmiyorum ama bence süre gitmesi lazım. Gitseydi daha rahat Galatasaray pozisyon bulabilirdi. Orayı hiç kullanmadı. Şeyle ilgili de Galatasaray'ın savunma problemi ile ilgili de Trabzonspor Galatasaray'dan daha iyi duruyor yerleşik savunmada.
Yani en azından o şey yok. Mesela Galatasaray devasa alanlar veriyor. İşte kaçıncı dakikaydı? 81 civarı şey açıldı mesela. Saracchi sola açıldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Donk'la marka henüz Lündem'e girmemişti. Markaota şey de yani ceza sahasında devasa bir alan var. Oraya kim koşacak? O alanı kim kapatıyor? Sürekli Taylan kapatıyor. Bak, Taylan çok ekstra oynuyor yani o anlamda. Taylan Galatasaray için çok ekstra bir oyun oynuyor bu sene. Gidiyor işte solda aynı açığı kapatıyor, sağda kapatıyor. O alana kimin yani şey olarak hocanın kafasında kim o alan kimi savunutturuyor onu ben anlayamadım ki. Yani mesela ara sıra Arda falan geliyor da kime savunutturuyor o bölgeyi? Orası ciddi bir sıkıntı yani Galatasaray'ın bekle stoper arasında sürekli pozisyon bulunabilir yani. Çünkü çok boş orası. Mesela üçlüye döndü biraz rahatladı. Uyundamayı işte aldı. Marka üçlüye döndü. Orada bir rahatladı ama bu kadar alan verilmez yani. Böyle bir sıkıntısı var Galatasaray. Trabzon o anlamda daha iyiydi. Yani yerleşik savunmada özellikle. Yani en azından o alanları vermiyorlar. Galatasaray sürekli veriyor yani bu kronik bir sıkıntı ve bir çözümü yok. Kime savunduruyorlar orayı bilmiyorum. Yani sağ iç sol iç mi savunacak orayı yoksa sürekli Taylan oraya mı koşturacaklar onu da bilmiyorum. Ama yerleşik savunmada da böyle bir şey istemezsin herhalde sen. Oyuncundan yani orta sahandan istemezsin. Orta sahada eksik yakalanmayayım diye. Ben onu çok anlayamadım. 2-3 haftadır böyle bu. Onun dışında ben pek bir şey görmedim. Sen ekleyeceğin bir şey var mı? Veya gördüğün, hatırladığın maça dair. Şey ekleyeyim. Herkes coştu şimdi doğal olarak. Tabii galibiyette coşarsın. Derbi galibiyeti. Biz biraz daha şey yaklaşıyoruz. Hani thinking yaklaşıyoruz ya. Galatasaray yani beğenmediğimiz yönlerini söylüyoruz genelde. Bu şimdi kazanınca herkes haklı olur ya. Ümit Özat'ın bir sözü vardır. Kazanan haklıdır diye. Şimdi kazanıyor da biz de bak programın başına dedik ki bu ligi birinin silme götürmesi lazım yani. Galatasaray kazanır, birinci sıraya da yerleşir de hani daha iyisini yapması lazım Galatasaray'ın. Hani Peki çünkü yapabilir de yani kadro kalitesi olarak yani o kadar da geride değil Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe tam bu ligin en iyi kadrosu. Ama Fenerbahçe çok geride mesela. Oyun olarak çok geride. Galatasaray için opsiyon var. Beşiktaş oyun olarak çok geride Galatasaray'da. Fenerbahçe bana göre yani benim görüşüm. Ya yani Galatasaray hem kadro kalitesi var hem belirli sebebi oyun var. Bence ligi silme götürmesi gereken bir takım. Fatih Terim var zaten başında. Yani Fatih Terim gibi kurt bir hoca var. 8 şampiyonluk almış 10 senede. Bu ligin dinamiklerini en iyi bilen adam. İşte Yani o kadar da kötü bir kadrosu yok bence. iyi bir rekabet olmadığı için şu an bizim yorumlarımız o yüzden yani iyi bir rekabet olmadığı için birinci Galatasaray aslında. Diğer takımlar da kendi potansiyellerine yaklaşamıyor. Galatasaray da yaklaşamıyor. Galatasaray'ın yaklaşamamış hali onların önünde oldu şu an. Ama bu değişebilir. Değişmese de bizi haksız çıkarmaz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray şampiyon olsa ya ne oldu işte eleştiriyordunuz şampiyon oldu gibi bir düşünce oluşmaması lazım. Ben her sene işte 3-4 senedir diyorum bu ligdeki şampiyonluk rekabeti oluyor mesela 2-3 kişi şampiyonluk yarışına giriyor. Sıra sıra puan kaybediyorlar. Ya birbirlerine ikram ettikçe diğeri ikramı geri çeviriyor. Her hafta böyle olur son haftalarda mesela. Geçen sene de öyle oldu. Ondan önceki sene de öyle oldu. Bu ortamda birinin götürmesi lazım diye biz böyle yorumlar yapıyoruz yani. Ya bir de zaten yani Türkiye Ligi'nin standartının kötü olduğu Avrupa'da belli oluyor yani. Bugün Sivas Maccabi Tel Aviv'e eleniyor. Diyor işte kime yenildi? Birine daha yeniliyordu mu? Yenildi mi? Azerbaycan takımından yeniliyordu herhalde. Yendi mi o maçı bilmiyorum da. Yani Sivas Spor da o kadar da kötü bir takım değil. Kadro kalitesi olarak. Kime mesela Maccabi Tel Aviv'de bir gradel yoktur herhalde. Ben izlemedim gerçi o maçları Ya maaş bütçesine da. baksan yine 300 Yani bin maaştan alıyorlar yani. Euro. yani bu lig çok standart çok düşük bir lig yani bu ligde ben o yüzden geçen şey yazdım hatta işte Sergen Yalçın'la Fatih Terim'e işte diyorlar ki kadrolar kötü. Bu yüzden çok büyük iş yapıyorlar diyorlar. Tamam Fenerbahçe'ye göre kötü ama oyun lig standartının altında zaten. İşte Alanya'nın iyi örnek. 6 haftadır maç kazan 5 haftadır 6 haftadır maç kazanamıyor adamlar. Hala ikinci 2 puan geride. Yani bu ligin standartı düşük. Yani o yüzden bizi eleştiriyoruz. Yani şimdi şey diyebilirler.
İncalcılık mı oynuyorsun Sönen diyebilirler. Ama benim gördüğüm yani sıkıntılı bayağı. Oyunlar da sıkıntılı. Mesela Galatasaray yerleşik savunması sıkıntılı. İşte hücumdan savunmaya geçişler sıkıntılı. Hücumda sıkıntısı var. Pek çok sıkıntısı var. Yani kadrosu tamam yetersiz şu an. O da bir gerçek yani şu an bir pasörü yok bu takımın. İdeal bir ön tarafta oyunu açacak adamı yok. O da bir gerçek ama o kadar da kötü değil yani. Abartacak kadar da yani bu ligde lider olmayacak kadar da kötü bir takım değil bence. Benim Evet. görüşüm bu yönde. Yani bizi şey yapmasınlar. Şimdi siz eleştirmek için eleştirmiyoruz. Benim gördüğüm bu. Yani mesela Premier Lig'de falan böyle bir kötü takım bu kadar alan vermiyor. Mesela kimdir en kötü takım? West Bromwich mesela. Bu kadar alan vermiyor. Ligde Championship'te de acayip alan vermiyorlar. veriyor. Ya Championship'te de vermiyorlar. Champions izlemiyorum da yani oraları. West Bromwich mesela o kadar alan vermiyor. Bu çok geniş alanlar var. İşte stoperle bekin arasında geniş alanlar işte ve stoperler çok kolay manipüle ediliyor vesaire bunlar. Yani daha basit seviye şeyler aslında Avrupa'daki takımlar için. Basit taktiksel olaylar. Benim görüşüm bu yönde. Sen ne dersin bilmiyorum yani. Aynen katılıyorum ben. Trabzon'a da mesela Abdullah Avcı'nın işi zor. Elinde çok kötü kadro falan var diyorlar da Abdullah Avcı'dan şampiyonluk bekleyen mi var? Kendi taraftarı bile beklemez. Şu Abdullah Avcı'nın kadro ligde ilk 5'e giremez mi mesela? Kadro Girer kalitesi ya. olarak. Şeyden kötü mü Hava mesela mesela? havada karada girer. 10. olursa Gaziantep kötü mü? 10. oluyor. Diyorlar ki adamın elinde bir şey yok. Ne yapacağız diyorlar. Mesela 10. olmuyor da. Ya öyle bakmayın olaya. Adam ilk 5'e girsin. İlk 4'e girsin. Deyin ki İşte elindeki kadrosu bu kadarını yapabilirdi. O da yaptı deriz yani. Şey var mesela oyun Trabzonspor'la ilgili bir örnekten sana gideyim. Trabzonspor şimdi şey oyunu oynamıyor. Büyük takım oyunu oynamıyor. Bak büyük takım oyunu mesela işte topa sahip olma oyunu şey ister, kalite ister. Mesela Çağdaş Atan'ın oyunu kalite ister. Oyuncu kalitesi de ister belirli bir süre sonra. İşte Galatasaray'ın oyunu belirli bir seviyeden sonra oyuncu kalitesi de ister. Yani topa sahip olma oyunu kalite isteyen bir oyun. Ama Trabzonspor şey oynuyor yani. Topu bir rakibe bırakıyor yani. Klasik bir Anadolu takımı oynuyor. Bu takımı sen şey yapabilirsin. İlk beşe sokabilirsin. Mesela Şumudika da aynı oyunu oynatıyor. Adam Kenan Özer'le ikinci yani. Kenan Özer'le oynuyor adam. Yani o kadar da Trabzon'un kötü kadrosu yok mesela. Trabzon topu bırakıyor. Kayseri maçında bıraktı. Bir maçını daha izledim. Orada bıraktı yani. Şeye baktım. Trabzon'un oynadığı maçlara baktım. Topun hepsinde daha az topa sahip olmuş. Maçların hepsinde. Abdullah Avcı geldikten sonra. Yani bu klasik bir Anadolu takımı oyunu. Sen bununla da çözemiyorsan burada hocalık sorunu var. Yani basit şeyler aslında. Temel şeyler. Yani o kadar da kadro kaliteleri çok kötü değil. Zaten şeyi de oynamıyor mesela Trabzon. Yani öyle topa kalite isteyen bir oyunda oynamıyor. Futbolda kontra atak oyunu daha kolaydır her zaman. Topa sahip olma oyunu zordur. Çünkü sen işte rakibi sürekli alan vermesini bekleyeceksin vesaire. Onda zaten alanı buluyorsun hızlı oyuncularla. Hızlı oyuncun oluyor işte rakip öne çıkmış oluyor. Sonuçta insan bazlı oyun ve hata oluyor. Daha geniş alanlara sahip oluyorsun. Neyse çok konuştum ben. Ekleyeceğim şey var mı buna? Yok sağ ol, sağ ol. O zaman buradan günün maçına geçelim. Ben ders çalışıyordum. Dediler ki acayip maç oluyor. Gerçekten de öyleydi. İyi maç oldu. Alanyaspor Gaziantep maçı. Tahtayı açacaksın mı yoksa direkt böyle Başlayalım da konuşalım? açarım birazdan. Tamam o zaman. İlk sen mi başlarsın? Veya ben şeyden başlayayım. Çağdaş Atan'ın düşüşünden başlayalım. Tamam. Çağdaş Atan lige bomba gibi bir giriş yaptı aslında. 3 gol yediği dönem 3 gol yemişti herhalde. 10 maçta 3 gol gibi bir rakamı vardı. Şu an bayağı 5 maçta 0 galibiyette falan gidiyor. Şey var mesela Çağdaş Atan'da ben şunu gördüm. Bu maçta mesela 3-5-2 oynuyor ya şey işte Gaziantep. Bu 3-5-2'nin en büyük zaafı kenarlar. Kenardan sen işte sağ kanat beki işte sol kanat bekinden hücum edersen
üçlü ortadaki o üçlü yapı, 3-5-2'nin ortasındaki orta sahadaki o üçlü yapı işte oraya yardım götürürken merkezde eksik kalıyor. İşte terse, oyun terse döndüğünde oraya yetişemiyorlar. İşte kenardan bir çözüm buluyor. Mesela Fenerbahçe Gaziantep maçını hatırlayın. Fener kenara indiğinde Gaziantep bayağı zorlandı 3-5-2'de. Sonra 3-4 işte 3-4 veya 5-4-1'e döndü. Kenar oyuncusu aldı. Kenarları kapattılar. Fenerbahçe ondan sonra pozisyon da bulamadı zaten. Şey inmedi mesela. Alanya hiç inmedi. İşte Babakar'la şey içeride konumlandı. Beklerle kanat bekleri birebir eşleşti. Mesela Babakar sakatlandı çıktı. Ben dedim ki hani kenara bir adam koyar. Orada bir şey, orada bir 2'ye 1 veya 3'e 2 bir şey yakalayabilir. Orada bir boşluk var çünkü 3-5-2'nin zaafı bu. Her sistemin bir zafiyeti vardır. 3-5-2'nin zaafı da kenarlar. Ama hiç düşünmedi yani. Çok radikal kaldı. Statik kaldı veya radikal demeyeyim de. Yani taktiksel anlamda bir statikliği var. Bunu aşması gerekiyor bence Çağdaş Atan'ın. Sen nasıl gördün bilmiyorum. Yani bu maçta bence en büyük sorun oydu. Aynısını göstereceğim ben de şeyde, taktik tahtasında tam dediğini. İyi denk geldi yani. Benim bir de şimdi şey, yorumlara baktım biraz. Çağdaş Atan'a çok yükleniyorlar. Hemen bu işi hemen yapmayın ya. Biraz yeniliğe açık olun yani. Çağdaş Atan'ın ilk fırsatta Çağdaş Atan'a sallamaya gerek yok yani. Şimdi Alanya Spor'u, rakipler Alanya Spor'u artık Galatasaray, Fenerbahçe gibi görüyor. Ona göre önlem alıyor. Hani onlardan daha az kaliteli, daha küçük bütçeli takımla Galatasaray, Fener gibi, Beşiktaş gibi oynaması gerekiyor şu an Çağdaş Atan'ın. Çok sonuç, mesela futbolda, diğer bütün konular, çoğu konuda da böyledir de futbol için söyleyeyim ben. Sonuca bakıp yorum yapılmaması lazım. Ya sadece sonuca bakıp, yenildi bu, kötüdür, kazandı, iyidir diye yorum yapılmaması lazım. Biraz altını doldurmak, sebeplendirmek lazım yani. Yani makul sebepler bulmaya çalışmak lazım bu futbolda yorum yaparken, ama hani hep gördüğüm yorumlar sonuç odaklı. Sonuçtan, sonuca bakıp doğan yorumlar. O Çağdaş Atan yüklenmelerine de şiddetle kınıyorum bunları. Şeyi açayım, taktik tahtasını açayım istersen. Bir tane de top koyalım. Ya da boş ver top. Şöyle marker koyalım bir tane. Ya da bol diyelim. Tamam. Şimdi bak. Şuradan hücum yapıyorsun mesela. Şuralarda bir yerlerde diyelim top. Senin dediğin gibi Efecan kanat. Şuralarda falan konumlanıyor. Güray da sol bek, Güray sol kanat bek. Efecan odaklı, tamam mı? Şurada şöyle bir adama odaklılık var. Ama senin dediğin gibi kanatlar hiç inmediler. Juanfran bindirdiği anda ne oluyor biliyor musun? Juanfran'a geldi top. Maxim çıkmak zorunda kalıyor. Sol iç Maxim. Güray çıkmıyor ona mesela. Güray Efecan'da kalıyor. Maxim buna çıkınca Vetri şuraya kayamıyor. Miralas da şuraya kayamıyor. O kaymaları iyi yapamıyorlar. Bir de öbür tarafta çok eksik kalmaktan da korkuyorlar. Vetri biraz burada Salih'e odaklı kalıyor. Ya da burada kim varsa o adama odaklı kalıyor. Şimdi burada küçük gibi gözükse de şurada bir alan açılıyor, tamam mı? Bu alana da herhangi bir oyuncuyu eklemeye bile sokabilirsin yani. Herhangi bir oyuncuyu sokup hani şurada biri top aldığı anda, bak Salih'i sokalım mesela ya da Berkan'ı sokalım. Şurada top aldığı anda beşli bir hat çizgi halinde kalıyor ya. Buradan savunma arkasına sarkmak, burada bu kadar boşken çok kolay olur. Şuradan savunma arkasına çok rahat her iki taraftan da sarkarsın yani. Şuradan karşı karşıya bırakmak kolay olur. Ortada açarsın, her şeyi yaparsın. Ama bu bölgeleri değerlendirmedi. Bak fotoğrafı da var. Maç izlerken çektim. Kalitesiz fotoğraf ama kalitelisi bize ban yedirir. Bak. Juanfran'a geldiğinde top bir kere geldi neredeyse. Çok az geldi yani bu şekilde. Solic, Maxim Juanfran'a çıkıyor. Karşılamaya gidiyor. İyice yaklaşıyor burada. Bak ön numara burada kalıyor, tamam mı? Şuradaki alanı görüyorsun değil mi? Ama bu direkt orta açmaya odaklanmış. Şuraya bir adam sokuyor. Efecan'la bunu çizgiye de taşırsın. Şu Beki Güray'ı. Şurada büyük bir alan var yani. Şu alanı kullanması lazım bu takım. Bak herkes merkezde bekliyor. Kimse buraya gelmedi. Bek'in de haberi yok. Bek de şuraya bir bakayım adam girdi mi diye de bakmıyor. Direkt içeri açmaya odaklanmış ya da sürmeye odaklanmış.
Bu Alanya'yı bu şekilde açabilirsin. Şeyi Gaziantep'i. Gaziantep'in çözümü ne olur? Bunun çözümü de şudur. Efe Can'a odaklı ya Güray. Topu Anfran'la diyelim. Maksim'i kaydırmayacaksın. Güray'ı çıkartacaksın. Anfran'a. Toşka buraya bek gibi kayacak. Kanabıyık gelecek. Şöyle burada dörtlü defans gibi olacaksın. Güray'ı buraya çıkaracaksın. Conte'nin Chelsea'sine benziyor yani senin dediğin. O da Aynen. Aspilicueta işte bek yapardı. Conte'nin çözümü bu şekilde. Şöyle dörtlü bir 4-4-2'ye dönüyor. Eğer adamlar top çevirirse aynısını öbür kanatta yaparsın. Bu sefer Güray buraya gelir. Hani Cilovic sağ bek gibi olur. Onu Mesela ben sana çözebilirim. şöyle destek olayım. Fener maçını izledim bilmiyorum, Gaziantep'in 3-1 yendiği maç. Fener bir ikinci yarıda belirli bir oyunu bir hükmetti yani. Pozisyon da buldu. Pelkas'ın işte verilmeyen golü vardı o bölümde. Şeydi 3-5-2 yine. 3-5-2 çıktı. Aynı bu düzen. Aynı oyuncular. Orada Fenerbahçe kenara in mesela. Caner Novak'tı. Kenarda kaldı sürekli. İki adam kenarda. İşte Miral'la sürekli oraya yardıma gittiğinde merkez acayip boş kalıyordu. İşte Gustavo birebir kalıyorlar. Sağdan birini indirebildiği zaman Fenerbahçe merkeze, o orta sahada üstünlüğü de yakaladı Fenerbahçe. Ondan sonra oyunu belirli bir bölüm hükmetti yani oyuna. Sumudika hemen hamle yaptı. Bunu gördü. Bir 10-15 dakika Fener'e müsaade etti. Çözebilecekler mi işte saha içinde değil. Çözemedi Fener, Gaziantep. Hemen 3-4-3'e döndü veya 5-4-1 nasıl yorumlarsanız ona döndü. Bu şekilde Öndeki Fener'i kenarları kapatıp işte önden eksilip şunu kenarları mesela kapattı. şöyle yaptı değil mi? Evet yani buna döndü. Bu şekilde kenarları kapattı. Orta sahadan da hiç eksilmedi. Bu şekilde çözmüştü Sumudika. Yani bu geçen maçını iyi analiz etseler bence Alanyaspor, Fenerbahçe maçını iyi analiz etse kenarlardan oynaması gerektiğini çözerdi be. Yani kenarlara inmesi gerektiğini. Ama çok dar kaldılar. Dar kalınca da zaten ortada 3-6 tane adam kalıyor. Senin burada kenarlara inmen gerekiyor. Üçlü yapıda 3-6-8 tane ortada var. Mesela Silobocu, Kanabayık, Toşka, Miralas, Vedrif, Maxim, Diko, Muhammed. 8 tane adam var merkezde. Kenarlar boşta. Birer adam bırakıyor kenarlara. Yani kaymalarla çözüyorum bunu da. Yani o ideal bir kayması yok şeyin. Antep'in istenen ideal bir kayma sistemi yok. O yüzden bence kenarları kullanması gerekiyordu. Burada çok statik kaldı. Sen bir maçtan daha örnek vermiştin. Orada da çok statik gördüm demiştin. Çağdaş'tan bence en büyük sorunu bu. Kendi ana A plan tutmayınca B veya C planlar olmuyor. Veya doğaçlama bir çözüm bulamıyor. Kendi ana planından farklı bir şekilde. Üçlüye döndü o da. İkinci yarı yanlış hatırlamıyorsun. Bence o da çok yanlıştı. Üçlüye gereksiz bir üçlüye dönüş yaptı orada. İşte Efe Can'ı sağ attı. Kolker, Zavellas, Tayfur yaptı. Solda kim vardı hatırlamıyorum da. 3-4-3 vari bir şeye döndü. Adam adama eşleştiler tamamen. Yine bir çözüm olmadı o da. Bence orada daha kenarlara inen, aynı kadro içinde daha kenarlara inen bir şey bulsaydı, daha, bir yapı çıkarabilseydi daha iyi bir sonuç verebilirdi bu maç için. Biraz da Sumudika'dan bahsedelim. Ligimizin 22 maçtır yenilmeyen, evinde yanlış hatırlamıyorsam, işte bu sene tek yenilgisi olan tek takımı. Sumudika için ne diyorsun sen abi? Şumudika'yı her zaman övüyoruz. Şumudika benim hocamdır. İşte bak, merkezi yumuşatın diyoruz ya her zaman. Rıza demeden o yumuşatmıştı zaten. Mirallas sağ iç, Maxim sol iç. Bu adamların ikisi de ofansif oyuncular yani. Ön oyuncuları ikisi de İkisi de 10 aslında. numara. Evet. Veya Mirallas Pınar oyuncusu veya. İşte bak, adam bunlar nasıl alanı daraltıyor ama bunlardan nasıl verim alıyor? Adam yönetimi budur işte bak. Taktik, adam yönetimi birleşmiş. Mirallas ve Maxim'in savunmadaki alan daraltışları, merkezi kapatmaları, özverili halleri gerçekten takdire değer. Çok Şumudika'yı ben beğeniyorum. Ama müthiş bir, hani Avrupa çapında bir hoca olmasa da Türkiye'de farkını gösteriyor. Herhangi bir planı olan bir hoca zaten Türkiye'de farkını gösteriyor. Kendine has bir planı var. Beşli savunmayı açamıyorlar. Hızlı hücumlara çıkıyor. Öndeki ikili çok hareketli. Özellikle Diko aşırı hareketli. Mesela bugün ikinci golde kanattan ortaya açtı. Golü yaptırdı. Kolker
Alanya'daki Volker onu karşılarken ikinci golde çok uzak kaldı ona. Rahat bir orta açtırdı. Üçüncü golde de Maxim mi atmıştı? Maxim vurmuştu. Maxim vurduğu topta da Maksat. Volker çok uzak kaldı Maxim'e. Geri geri kaçtı böyle. Hani normalde geri geri kaçıp alanı kurursun da adamın şut mesafesi de vermemesi lazım. Volker'ı bu maçta iki hatası iki gole sebep oldu diyebiliriz aslında. Onun haricinde bir ekleyeceğim bir şey yok benim. Bir de şey var Alanya ile ilgili. Mesela Alanya taktik falan hiç yapmıyor. Sürekli eksik yakalandı bu maçta mesela. İki golde de. İndirseler mesela o şeyi üçüncü golde kimdi? Umut diye bir çocuk girdi 2000'le. Orada şeyi yakaladı. Mirallas'ı yanlış hatırlamıyorsam. Ama faul yapmadı. Sarı kartı da yok. İndir orada zaten. Yani indirmezsen eksik yakalanmışsın. Senin orada indirmen lazım. Taktik faul hiç yapmıyorlar. Az faul yapıyorlar veya şey olmadan olmuyor yani bu Guardiola bile bugün taktik faule ihtiyaç duyuyor. Mecbur yani buna. İndirmesi gerekiyor yoksa illaki insan bu hata oluyor. Sen ne kadar iyi yerleşirsen yerleş. İnsan bazlı bir spor olduğu için illaki bir hata oluyor. O yüzden bence biraz şey de arttırması gerekiyor. O taktik faul veya Yugoslav faul dedikleri şeyi de arttırmaları gerekiyor. Son bekle Çağdaş Atan'a yapayım. Çağdaş Atan'ın artık yeni bir oyun bulması gerekiyor. Yani rakipler bunu çözdü. Yani bu bir oyun koydu ortaya. Ve bunun takdir edilmesi gerekiyor. Bence eleştirilecek bir şey de yok şu an. Alanya'yı zaten olduğundan yukarıda oynatıyor. Kadro kalitesi o kadar iyi değil Alanya'nın. Üç büyükler kadar iyi değil. Ve bir farklılık gösteriyor ligde. Bir Anadolu takımlarına karşı. Topu her zaman istiyor. Hiçbir zaman reddetmiyor topu. Yani bu bir farklılıktır. Böyle farklılıklarda ihtiyacı var bence Türk futbolunun. Bir de şeyle ilgili, Smudika ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Mesela Smudika'nın kadrosunda Mirallas, Maxim ve bir de yanlış hatırlamıyorsam şey hariç, Güray hariç geri kalan hepsi ikincilik oyuncusu. İkincilikten almış hepsini. İşte Olkowski, Jiloboji'ydi pardon. Jiloboji de birincilikteydi. Kanabıyık, Toska, Güray, Vetri, Diko hepsi ikincilik oyuncusu. Yani başka liglerin ikinciliğinden getirdiği oyuncu. Kenan Özer mesela. Kenan Özer'i oynatıyor. Ankaragücü'nde forma bulamıyordu. Alt Adam o ligde yüzden mi? gitti Ankara. Şu şeyde birinci şeye çıkarttı işte. Alt ligde Ha. oynuyordu. Ha, Süper Lig'e oynuyordu. çıkarttı. O kadro ile devam etti. Kenan Özer forma bulamıyordu Ankaragücü'nde. Burada oynuyor sürekli. İlk 11 bile oynuyor. Yani o anlamda bayağı takdir edilmesi gerekiyor bence Sümindika'nın. Son bir şey de şeyi söyleyeyim. Muhammed de bence harika bir bağlantı oyuncusu. Kariyerine yazık etmiş yani. Evet. Bayağı iyi bir forvet olabilirmiş. Kendine yazık etmiş. Var mı ekleyeceğim bir şey abi? Son olarak ben de Çağdaş Atan bu takımda geçiş hücumu, hızlı geçiş hücumu oyunu falan oynayamaz. Hani bu oyunu değiştiremez ama rakip analizini daha iyi yapması lazım. Analistte mi sorun var ya da analisti dinlemiyorlar mı, önemsemiyorlar mı, analize mi önem vermiyorlar bilmiyorum. Rakiplerin açıklarını bulup onların üstüne gitmeleri lazım. Her maç aynı plan, sabit bir plan olmaz. Hani bir küçük bir detay maçın açılmasına, oyunun açılmasını sağlayabilir. Şu an ana planları çok iyi hala. Ama rakipler çok önlem almaya başladı. Onu da çözmesi rakip analizinden geçiyor bence. Analizlere çok önem vermesi lazım diye düşünüyorum ben. O zaman bu haftalıkta bu kadar diyelim. Ekleyeceğim bir şey yoksa son olarak. Yok. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Evet, yorum yapmayı da unutmasınlar yine. Yani yorumları hemen ilk başta şey yapıyoruz. Yorum bizim her zaman ihtiyacımız, bizim şeyimiz. Nasıl desem? Yorum bizim veli nimeti Mazotumuz. bize. Kesinlikle mazotumuz o. Bizi daha çok heyecanlandıran şeyler. Öyle diyeyim. Bu haftalıkta bu kadar, uzun bir yayın oldu. Bence bayağı iyi bir yayın oldu. Bence de. İzleyip abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. İyi günler. İyi günler.